Merhaba sevgili Kronos takipçileri. 24 Eylül 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos gündemle bir kez daha birlikteyiz. İsviçre'nin Cenevre kentinde bu hafta içinde önemli bir organizasyon vardı. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından insan hakları savunucuları ve tanınmış hukukçulara kadar geniş bir kadroyla oluşturulmuş Turkey Tribunal ya da Türkiye Mahkemesi bir halk mahkemesi organizasyonu. Konuyu avukat Sayın Nurullah Albayrak'la konuşacağız. Çünkü bugün tamamlandı ve netice itibariyle ortaya ne konuldu Sayın Albayrak'la konuşacağız. Sayın Albayrak hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz. Orada yoğun bir gündemle toplandınız bu 5 gün boyunca ve bugün netice itibariyle ortaya bir hakikat konuldu. Türkiye'de insanlığa karşı suç işleniyor denildi. Bu neticeye gelmeden önce bu organizasyondan katılımcılar itibariyle de organizasyon itibariyle de söz edebilir misiniz? Turkey Tribunal neydi? Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Turkey Tribunal bir halk mahkemesi. Yani normal evet niteliği itibariyle resmi bir mahkeme olmamakla birlikte kendisi de zaten duyurduğunda şöyle dedi. Verdiğimiz karar itibariyle ahlaki nitelikli bir karar. Böyle bir organizasyon içerisinde gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemli hakimlerinin olduğu bir hakimler heyeti, konularına uzman raportörlerin olduğu 6 tane farklı raporun hazırladığı raportörler heyeti ve bu organizasyonu yapan yönetim kurulu heyeti içerisinde üniversite rektörlerinin olduğu, Anayasa Mahkemesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi üyesinin olduğu seçkin bir insan hakları mücadelesi veren, aslında kendilerini de öyle ifade ediyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu organizasyon ne Türkiye'nin aleyhinde ne Türkiye'ye karşı bir organizasyon. Bu organizasyon insan haklarının yanında bir organizasyon. İnsan haklarının geliştirilmesi, önündeki engellerinin kaldırılması ve kendilerinin de slogan olarak söylediği gibi insan haklarının karşısındaki en büyük engel sessizlik. Bu sessizliği ortadan kaldırmak suretiyle Türkiye'deki insan haklarına katkı sağlamak isteyen bir organizasyon. Peki bu hedeflenen hukuki bir bağlayıcılık yoktu dediğiniz gibi. Bu hedeflenen gerçekleştirilmedi ki hukuki boyutuna biraz sonra değinelim. Ama öncelikle bu sessizliğin ortadan kaldırılmasına sizce ciddi bir katkı sağlandı mı? Siz oradaydınız. Mağdur hukukçular da konuştu. Hukukçu olmayan mağdurlar da konuştu. Ses bu anlamda duyurulabildi mi? Ya insan hakları mücadelesi gerçekten zor gördük. Yani işin... Yani siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, farklı boyutları var. Yani biz mağdur olmuş kişiler olarak işin şahsi anlamda problemleri var. Zor bir süreç. Böyle bir zorlu süreç karşısında ben yani ciddi bir ses getirdiğini düşünüyorum. En azından takip etmiş birisi olarak 5 gün boyunca oradaydım. Takip ettim süreci. Anlatılanları dinledim. Oradaki insanların değerlendirmelerine baktım. Yani medya yansımalarına baktık. Tabii Türkiye açısından bakıldığında Türkiye farklı bir pencereden bakmış oldu ama orada da bir yansıması olmuş oldu. Yani bu organizasyonun yöneticilerinden birisi Belçika'daki üniversitenin rektörü şöyle bir ifadede bulundu zaten. Ya bu bir kar topu oluşturma organizasyonu. Bu kar topu gittikçe büyüyecek. Göle atılmış olan bir taş, dalgalar gittikçe büyüyecek. Öyle bir organizasyon, yani öyle bir hedef içerisinde bence büyük bir dalga yarattı. Yani inşallah ümit ediyorum ki bu dalga gittikçe büyüyecek ve sessizlik tamamen ortadan kalkacak. Bunu da sonucunda insan hakları konusunda ciddi bir katkı sağlamış olacak. Ben istenilen, ya beklenilen tabii organizasyon heyetinin beklediği hedef neydi bilmiyorum ama bir seyirci olarak ben buradan ciddi bir ses çıktığını kendi baktığım pencereden gördüğümü söyleyebilirim. Sayın Albayrak siz de sosyal medyada aktifsiniz. Orada mutlaka gözlemlemişsinizdir. Özellikle sürecin mağdurları arasında zaman zaman umutsuzluk söz konusu. Hukukçuların özellikle hukuki yollarla bu hakların elde edileceğine inancı tam görünüyor. Onlar bu konuda görüşlerini paylaşıyor. Ancak bazen umutsuzluğa kapılan mağdurlardan şu şekilde sitemler duyuyoruz. Peki ne olacak? Tamam bunlar anlatılıyor ama ne olacak? Çünkü Türkiye'de bunun bir karşılığı yok. Siyasi iktidarın henüz öyle bir güç kaybetmesinden söz edilmiyor. Her ne kadar şu an bir takım kamuoyu yoklamaları bunun böyle olmadığını gösterse de Avrupa'da ve diğer uluslararası organizasyonlarda bunun bir karşılığı yok şeklinde mağdurların zaman zaman umutsuzluklarını dile getirdiğine şahit oluyoruz. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Gerçekten bu umutsuzluğu besleyecek bir sessizlik mi var dünya kamuoyunda sizce?
Az önce de ifade ettim ya, insan hakları konusu gerçekten zorlu bir konu ve işin içerisinde Türkiye var, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer var, Türkiye'nin Avrupa'daki konjonktürel durumu var. Yani zorlu bir süreç olduğunu kabul ediyoruz. Ama ben şunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yani zorlu bir süreçteyiz. Gerçekten çok mağdur insan var. Mesela yani asıl sorunumuza cevap vermeden önce şunu, mesela biz mahkemenin sonucunda insanlığa karşı bir suç olduğundan bahsedildi. 15 tane, sadece 15 tane tanık dinlendi. Evet, raportörlerin raporları dinlendi. Raporlar çok kapsamlı raporlardı. Ama 15 tane, sadece eğer 15 tane tanık bile dinlenseydi gerçekten Türkiye'de bir insanlığa karşı suç olduğunu kabul ederdi. Biz biliyoruz ki sadece 15 tane değil, binlerce mağdur var. Yani yüzlerce farklı kalemde mağduriyet var. Mağduriyetin büyüklüğünün farkındayım, farkındayız. Ama yapılan her bir faaliyet, her bir çaba, bireysel çabalar, birlikte yapılan çabalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar, sorduğu bir soru, hepsi birleştiğinde bir anlam ifade ediyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Ne oldu? Ya bunların hepsi gerçekten birleşiyor. Birleştiğinde karşımıza büyük bir şey çıkacak. Bu zamana kadar biz böyle bir organizasyon görmemiştik. İnsanlar çıkıp da yüksek sesle Türkiye'de insanlığa karşı suç işleniyor demiyorlardı. Şu an itibariyle yani çok ciddi, gerçekten nitelikli, bireysel anlamda kariyerlerine baktığınız zaman saygınlıkları, bağımsızlıkları, uzmanlıkları konusunda kimsenin tereddütü olmayacak 6 tane hakimin yaptığı değerlendirme sonucunda, yargılama sonucunda ya insanlığa karşı suç vardır dediler ve bunu da yüksek sesle söylediler. Ya bu zamana kadar böyle bir şey duymamıştık. O yüzden yani bu yapılan çabaların hepsi bir amaca matuf. Yani bunların hepsi birleştiğinde öncelikle zaten beklentimiz bir mağdur olarak, yani ben de bir mağdur olarak şunu bekliyorum. Diğer mağdurları açısından da onu bekliyorum. Türkiye'de yaşanan, bir kere halen devam eden mağduriyetlerin bir sonlanması. Öncelikle bunu sağlamaya çalışmak lazım. Bu sonlansın. Sonrası itibariyle de kaybedilen hakların telafi edilmesi, bunların geri verilmesi meselesi de ikinci aşamada gündeme gelecek. Ya bunlar dediğim gibi zorlu bir süreç ama yapılan her bir çaba buna katkı sağlayacaktır ki bu Türkiye tribünali meselesi bence ya bu çabalar açısından da büyük bir aşama oldu diye düşünüyorum. O yüzden hemen şunu düşünmemek lazım. Yani evet, bitti, sonucu oldu, mahkeme evet insanlığa karşı suç dedi. D'si gelecektir. Yani bu zaten kendileri de yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte atacakları adımları söylediler. Yani yapmaya çalıştıkları da Türkiye'nin insan hakkı ihlallerini durdurmak. Onları yani yeniden evrensel standartlarda insan hakları kurallarına uymasını sağlamak. Ya bunu sağlamak için de adım adım hareket edeceklerini söylüyor. Burada tabii Türkiye Tribünal böyle bir organizasyon yapıyor. Biz mağdurlar olarak belki farklı başka şeyler de yapacağız. Bunlar birleştiğinde inşallah, ümit ediyorum ki ya haksızlıklar, hukuksuzluklar her gün, şu an biz mesela kitlesel gözaltılar dediğimiz hadiseler var. Her gün onlarca insan gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ya bunlar sonlanacaktır diye düşünüyorum yani. Peki Sayın Albayrak, bu belirttiğiniz somut muhtemel sonuçlara değinelim. Organizasyon heyeti de açıkladı. Bunlar muhtemel yargılamalara katkı sağlayacak. Lahey geliyor akla, yahut da benzeri uluslararası mahkemelerde bir ceza yargılamasına konu olursa bir delil teşkil etme durumu söz konusu mu oradaki açıklamaların? Şöyle, ya kararı zaten göreceğiz. Yani kararı mahkeme başkanı açıkladı. Ama yazılı olarak da bunu ortaya koyacaklar ve koyduktan sonra da şunu söylüyorlar. Biz bu mahkeme kararını, ortaya çıkan sonucu ulusal, uluslararası mahkemelere göndereceğiz. İnsan hakları kurumlarına, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, başka yargı organlarına, Avrupa Birliği'nin yetkili kurumlarına, kuruluşlarına, kişilerine de göndereceğiz. Yani bir kere delil mahiyetinde ben çok ciddi bir delil olacağını düşünüyorum. 6 tane bir kere, 6 tane çok önemli rapor var. O raporun üzerine konulmuş bir, çok saygın bir heyetin hazırladığı mahkeme kararı var. Ya bunlar bir kere ciddi anlamda delil. İkincisi, yapacakları organizasyonları gördüğümüzde bu organizasyonların amacı şu değil. Yani bizim de böyle bir derdimiz yok. Ya Türkiye'de insanlar, yani iktidar cezalandırılsın değil. Derdimiz şu: bu hukuksuzluklar son verilsin. Hukuksuzluklara karışan insanlar tabii ki hukuki anlamda
karşılığı neyse cezalandırılması anlamında ne yapılması gerekiyor da yapılması gerekiyorsa onun da karşılığını bulsun. Burada zaten mesela işkence konusunda sistematik bir işkence olduğundan bahsediliyor ve bu sistematik işkencenin insanlar karşısında olduğunu söylüyor. Tabii ki bunun faillerinin yargılanması, cezalandırılması gerekiyor. Bunlar çok ciddi delil ve delil olacak. Yani başvuru yapacakları kurumlardan birisi Uluslararası Ceza Mahkemesi, lahi sizin de söylediğiniz gibi. Ya buraya götürüldüğünde ortada çok ciddi delil var. Bir mahkeme tarafından, saygın bir mahkeme tarafından verilmiş bir karar var. Türkiye'dekilerin ya bu mahkeme değildir demelerinin çok bir önemi yok. Avrupa'da önemli bir organizasyon, Avrupa tarafından, Avrupa'nın yetkili kurulları tarafından ciddi bir saygın, bağımsız bir mahkeme olarak değerlendirilecek bir organ. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem Birleşmiş Milletler açısından delil olabilecek bir karar var elimizde şu an itibariyle. Şu an her ne kadar yurt dışında yaşamak durumunda olsanız da uzun yıllar Türkiye'de hukukçuluk yaptınız ve Türkiye'deki nabzı zaten çok iyi biliyorsunuz. Takip de etmiş olabilirsiniz. Bazı gazeteciler ve bazı hukukçular sanki mesele Türkiye'ye karşı yapılıyormuş. Hani bu yargılama Türkiye'nin yargılanmasıymış gibi bir algıdan söz ediyorlar. Olumlu ya da olumsuz bu konuda bir görüş belirtmeksizin şunu sormam gerektiğini düşünüyorum. Türkiye değil yargılanan, siyasi rejim diyebiliyor muyuz çok net bir biçimde? Şöyle şahsi kanaatim itibariyle tabii ki öyle. Ama organizasyonu yapanlar da zaten bunu özellikle belirttiler. Rektör, Gent Üniversitesi'nin rektörü, organize heyetinin yönetim kurulu içerisinde olan ve başkan da aynı şeyi ifade etti. Bu organizasyon yapılmaya çalışan Türkiye'ye karşı bir organizasyon değil. Bu organizasyon yapılmak istenen insan haklarının yanında, insan hakları mücadelesi anlamında yapılan bir organizasyon. O yüzden ya burada bir kere ülkeye karşı, kişilere karşı, vatandaşlara karşı bir organizasyon değil. Biz hepimiz şunu istemez miyiz yani? Evet biz mağdur olarak istiyoruz ama ülkemizdeki yaşayan insanlar da ülkemizin insan hakları seviyesinin en üst seviyede olmasını istemez miyiz? İsteriz. Çünkü her şeyiyle ekonomiyi etkiliyor, insanların hayat standartlarını etkiliyor, özgürlüklerimizi etkiliyor. Yani çok rahat ya ifade hürriyeti bile ne kadar kıymetli olduğunu bu süreçte görüyoruz. O yüzden yani ülkeye karşı bir organizasyon değil, ben de zaten öyle düşünmüyorum. Biz de zaten ülkemize karşı bir organizasyon içerisinde olmayız. Bizim istediğimiz şu, yanlış yapılan, siyasi anlamda yanlış yapılan, insanlara zarar veren, devletimize zarar veren, kurumlarımıza zarar veren, insanların hak ve özgürlüklerine zarar veren hadiselere karşı yapılmış bir organizasyon. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi ben de öyle düşünüyorum. Siyasi iktidarın yaptığı yanlışlarla yanlışları düzeltme, o hatalar nedeniyle o hatalara karışan insanların hukuki anlamda sorumlulukları varsa, tespit edilirse bunların cezalandırılması yönelik bir organizasyon. Onun dışında yani söylendiği gibi Türkiye devletine karşı bir organizasyon değil. Son olarak şunu sorayım o halde. Siz bir hukukçu olarak orada bulunduğunuz 5 günde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri genel itibariyle Batı Türkiye'deki hukuksuzluklara başta mülteciler olmak üzere ve ikili ilişkiler olmak üzere bir takım gerekçelerle sessiz kalmakla suçlanıyorlardı. Bu tür organizasyonlarla bunun önüne geçilebilir mi sizce? Gözleminiz nedir? Şöyle evet, biz bile bazen kendi mağduriyetimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Kendi mağduriyetimizi anlatmadığımızda biz burada yetkililerle görüştüğümüzde şunu ifade ediyorlar. Siz kendi mağduriyetinizi anlatmazsanız, sesinizi yüksek bir şekilde çıkartmazsanız biz fark etmeyebiliriz, görmeyebiliriz, başka şeyleri, daha fazla ses çıkan hadiselere dikkat çekebiliriz diyorlar. Burada ama mesela bu organizasyonda Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı gözlemci olarak geldi. Organizasyonu baştan sona kadar takip etti ve sonrasında bir rapor da hazırladı. Bu organizasyonla ilgili kendi değerlendirmelerini de sundu ve yani onun orada olması aslında Avrupa açısından ya biz insan hakları konusunda duyarlıyız mesajını verdi. Bu dediğiniz gibi biraz ya ses çıkartma konusunda evet farklı hadiseler var. Ondan dolayı seslerini çıkartmakta zorlanılıyor olabilir. Ya bunu biz daha fazla anlatmakla, daha fazla mağduriyetimizi ortaya koymakla bu seslerin ben çoğalacağını düşünüyorum. Biraz aslında sorumluluk bize de düşüyor. Evet, Avrupalı yetkililer, kişiler, kurumlar bu konuda keşke daha fazla duyarlı olsalar.
Ama biz de kendi üzerimize düşen sorumluluğumuzu unutmaksızın bu mağduriyetleri anlatma, yani bunun çözüm yolunu bulması konusunda gayretlerimizi geri bırakmamak lazım. Daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Sayın Albayrak, çok teşekkür ediyoruz. Şunları mutlaka eklemeliyim dediğiniz hususlar varsa onları alalım. Şöyle gerçekten ya Türkiye'de ben mağduriyetleri takip eden birisi olarak söylüyorum. 4 gün boyunca duruşmaları seyrettim. Mesela tanıklardan birisi çok acı. Yani ben insanlar nasıl böyle bir şey yapabiliyor anlamakta zorlanıyorum bir hukukçu olarak. Ben avukatlık yaptığım sürede işkence yapan insanlarla görüştüğümde, emniyettekilerle görüştüğümde ya nasıl yaparsınız? Yani böyle bir şeyi vatan millet Sakarya adına böyle bir şey yapılmaz. Yani hukuk neyi gerektiriyorsa insanlar suç işlemiş olabilir, yargılanması gerekebilir. Ya bunun yolu hiç kimseye işkence yapmak, zorla hürriyetinden mahrum bırakmak, kaçırılmak değildir. Yani götürürsünüz, adil bir yargılanma neticesinde insanlar yargılanabilir. Suçu varsa cezasını çekebilir. Ama 92 gün boyunca Mustafa Özmen'in ifadesiyle çıplak ayakla 6 adıma 9 adımlık bir yerde 92 gün tutulduğunu söylüyor. Ya böyle bir insafsızlık, böyle bir vicdansızlık, hukuksuzluk, insansızlık ya böyle bir şey olamaz yani. Yani bunu kabul edemiyorum. Ya insanların kitlesel anlamda ya sadece bir bankaya para yatırdıkları için, bir okula çocuğunu gönderdiği için, sohbete katıldığı için insanların tutuklanması, hürriyetlerinden mahrum edilmesi, eşlerin tutuklanıp çocukların ortada bırakılması ya bu vicdansızlığı anlamıyorum. Bunu şöyle ifade edeyim. Yani ben kendi dosyamdan biliyorum. Ya insanlar beni müvekkilim, Sayın Gülen'in avukat olmamdan dolayı benim dosyamda çok ciddi suçların olduğunu düşünebilirler. Benim suçlandığım husus basın açıklaması yapmak, avukat olarak dilekçe vermek, müvekkilimin kitaplarını evimde bulundurmak, evimde bir doların çıkması, birden fazla doların çıkması. Budur suçlama. Yani ben avukat olarak görevimi yapmışım. Yani yapmam gereken işi yapmışım. Ya bundan dolayı örgüt yöneticisi olmaktan suçlanıyorum. Diğer insanlar da böyle farklı değil yani. Ya suçlanılan hadiseler gerçekten suç değil. Biz terörle mücadele yasasını anlatmaya çalışıyoruz. Terörle mücadele yasası ya sadece cebir ve şiddet içeren eylemleri aslında cezalandıran, yargılayan bir yasa. Böyle olması gereken bir yasa. Ama yani ben mesela şu an böyle bir çalışma yapıyoruz. Ya insanların sadece o emniyetin raporları, araştırma raporları, savcılığın talimatları, mahkemelerin kararları, mahkemelerin araştırma kararları var. Ya bakıyoruz hiçbirinde cebir ve şiddet içeren bir eylem araştırması yok. Twitter'da ne demiş, Facebook'ta ne demiş, hangi okula çocuğunu göndermiş, dernek üyesi olmuş mu, şu olmuş mu, bu olmuş mu? Ya bu sorunların ben çözülmesinin yolu birazcık bu yanlışlar konusunda duyarlı olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Ya inşallah bu organizasyon buna vesile olur ve yani seyircilerimiz de bunu dinlediğinde birazcık ya bu konuda daha fazla duyarlı olurlar diye ümit ediyorum. Son olarak da bunları ifade edeyim. Sosyal medya paylaşımlarının dahi terör soruşturmalarına konu olduğu, dosyalara girebildiği bir dönemden söz ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Albayrak. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili Kronos takipçileri, Avukat Nurullah Albayrak'tı konuğumuz ve 5 gün boyunca İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Turkey Tribunal'ı konuştuk. Ve bu tribunalin raporunda özellikle işkenceyi yasaklayan anlaşmadan Türkiye'nin muaf olmak istediği gibi, zorla kaçırmalarda da suçlu bulunduğu gibi çok önemli noktalar kayıt altına alındı. Bunlar muhtemel yargılamalarda, ceza yargılamalarında delil olarak kullanılabilecek hususlar. Çoğu hukukçunun ortak kanaati bu şekilde. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.